أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الستون من كتاب عبد الله سراج الدين عبد الله سراج الدين'in bugün 60. dersini okuyoruz. Hadise mualleli okuyoruz. Hani dünkü derste ne demiştik? Mevadiyul illeti ekseru ma tekunul illetu fi senedi. En çok illet hadisin senedine giriyor. Vakat tekunu fil metni. Bazen illet metne de, hadisin metne de girebiliyor. Hadisin senedine illetin girmesi. Galip kesir hadisin metnine illetin girmesi nedir? Kalildir. Senetteki illetin örneğini dün getirdik. Açıklamasını da yaptık. Örneği de getirmiştik. وَأَمَّا اِلَّتُ الْمَتْنِ الْجَارِحَةُ الْقَادِحَةُ فِيهِ وَأَمَّا اِلَّتُ الْمَتْنِ Metnin illeti. Yani hadisin metninde vakı olan, cari olan illet. O illetin sıfeti ki el-carihatu, el-kadihatu. Hadisin sıhhatine, kuvvetine cerh yapar, kadeh yapar. El-carihatu lügat itibariyle yaralayıcıdır. Hadisi yaralıyor. El-kadihatu fihi hadiste kadeh yapar, zarar oluşturur. Burada el-carihatu, el-kadihatu atfı tefsirdirler. Yani وَأَمَّا اِلَّتُ الْمَتْنِي الْجَارِحَةُ الْقَادِحَةُ فِيهِ Hadisin metnine cerh yapan, kadehe yol açan metin illeti feki hadisi müslümin. Müslümin hadisi gibi. وَأَمَّا اِلَّتُ الْمَتْنِ الْجَارِحَةُ الْقَادِحَةُ فِيهِ مُبْتَدَى فَكَ حَدِيسِ مُسْلِمِنْ خَبَرُ olur. İmam Müslüm'ün hadisi gibi, biliyorsunuz İmam Müslüm 261'de vefat etmiş. O Müslüm'ün hadisi de مِنْ جِهَتِ الْاَوْزَائِيِ İmam Evza'i cihetinden gelmiş İmam Müslüm'e. İmam Evza'i, İmam Şafii'nin hocası diyorlar, biraz zor. İmam Şafii 150'de dünyaya gelmiş. İmam Evza'i 157'de vefat etmiş. İmam Evza'i vefat ederken İmam Şafii daha 7 yaşındaymış. O yaşta görüşmüşlerse, bir ders vermişse bilmem. Yoksa normal biraz uzak görünür. Evza'i de Ankatade tabi'lerden olan Katade'den ne ediyor? Rivayet ediyor. Katade de tabilerdendir. 118'de vefat etmiş. Ennehu Katade ketebe ileyhi. Katade Evza'iye yazmış, göndermiş. Yuhbiruhu. Katade Evza'iye haber veriyor. Kimden? An Enes'in radiyallahu anhu. İmam Enes'ten haber veriyor. Biliyorsunuz İmam Enes radıyallahu anhu en son vefat eden sahabe Tufeyl'dir. Bir önceki vefat eden de Enes bin Malik. Yani en son vefat eden sahabenin bir önceki sahabedir. Efendimizin duasına maruz kalan bir sahabedir. Maliyle, evlat zürriyetiyle Efendimizin duasına maruz kalmış. Efendimiz malı ve evlatları zürriyeti için bereket duasını yapmış. Duası kabul olmuş. İmam Enes bin Malik Allahu alem, yanlış olmazsa 500 torununu görmüş. Yani zürriyeti 500'e çıkmış. Öyle duymuşum. Bir yerde görmüşüm ama 500 mü 300 mü tam hatırlamıyorum. Yani o kadar çok yaşamış ve zürriyeti de çoğalmış.
93, 94, 95 bir daha 103 yaşında vefat etmiş görüşler var. 4 görüş vefatıyla ilgili 4 görüş var. Ha. An Enes'in radiyallahu anhu haddesehu Enes Katade'ye söylemiş. Ennehu Enes kal. Bakın An Enes radiyallahu anhu ennehu Enes haddesehu Katade'ye konuşmuş. Ennehu şenhar kal yahut da ennehu Enes kal demiş. Ennehu demir Enes'e gidiyor. Haddesehu'daki demir Katade'ye gider. Ennehu tekrar Enes'e gider. Kal Enes demiş. Kalenin faali de Enes'e gidiyor. Ne demiş? Sallaytu halfe nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kıldım. Ve Ebu Bekir'in arkasından namaz kıldım. Ve Hazreti Ömer'in arkasından namaz kılmışım. Ve Osman'a, Hazreti Osman'ın arkasından namaz kılmışım. Radiyallahu anhum, Allahu Zülcelal hepsinden razı olsun. Ben bunların hepsinden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman radiyallahu anhum'un arkalarında namaz kılmışım. Fekanu olmuştu bunların tamamı. يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İstiftah ediyorlardı. Namazlarını, kıraatlarını başlatıyorlardı. لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Fatiha'nın başında Besmele'yi zikir etmiyorlardı. لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي اَوَّلِ قِرَاتٍ Ne kıraatın Fatiha suresinin ne evvelinde ve la fi ahirha ne ahirinde, kıraatın ne evvelinde ne ahirinde besmeleyi zikir etmiyorlardı. Bu hadis bu şekil, bu ziyade ile birlikte kullâ yezkurûne bismillahirrahmanirrahim bu ziyade ile birlikte bu hadisi Enes bin Malik Hazreti Katade'ye ne etmiş? Rivayet etmiş. Fakat a'lele ekreme babıdır. Fakat a'lele şafi'iyyü. İmam Şafi'i malul kılmış. Ve gayruhu İmam Şafi'nin gayrisi de malul kılmış. Neyi? Bu hadisin tamamı hayır. Hazihi ziyadete, bu ziyadeyi. Elleti o ziyade ki fiha o ziyade de nefyül besmeleti. O ziyade ki o ziyadede besmelenin nefi var. O ziyadeyi mağrur kılmışlar. Fakat e'alle şafi'iyyü ve gayruhum hazihi ziyadete leti fiha nefyül besmeleti. Besmelenin nefinin içinde olduğu ziyadeyi mağrur kılmış. Yani la yezkurune bismillahirrahmanirrahim bu ziyadeyi İmam Şafii mağlul kılmış demiş, bu mağluldu. Neyle mağlul kılmış? Bi enne seb'aten. Hadis, bu hadisin ravilerinden yedisi ev semaniyeten veya sekizi halefu fizalike. Bu nefyül besmelede muhalefet etmişler. Halefu, muhalefet etmişler. Fizalike nerede? Besmele'nin nefinde. Fitilke deseydi ziyadeye götürürdü. Halefu fizalike yani fiziyadeti. O ziyade ki kendisinde besmele'nin nefi var. O ziyadeyi ne etmişler? O ziyadede muhalefet etmişler. Mana itibariyle halefu fizalike fi hazihi ziyadeti. Oldu. Ha güzel ama zaliki müzeker ziyade müennes. Onun için fizalike nefil besmele götürebiliriz. Veya kota fizalike zalike nefyu ziyadeye götürürüz. Ne yaparız? Nefyu ziyadeye götürürüz.
Yani hulase 7 veya 8 hadis ravilerinden bu hadisi rivayet etmişler, bu ziyadeyi zikir etmemişler. Fekad e'alle Şafii ve gayruhum hazi ziyadete leti fihanne fil besmeleti e'alle bi enne e'alleye mutalıktır. Bi enne seb'aten ev semaniyeten minen ruvati, yani min ruvati hazel hadis kalefu fizalike. Bunda muhalefet etmişler. Ve tefeku, her yedisi veya her sekizi ittifak etmişler. Alel istiftahi bi'elhamdülillahi rabbil alemin. Bunu tek söylemişler. Ve lem yezkurul besmelete, besmeleyi zikir etmemişler. Yani besmele nefine değinmemişler. Ne demişler? Demişler, sallaytu halfe nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ebi bekrin ve ummere ve usmane radiyallahu anhum. فَكَانَ يَسْتَفْتِحُنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bildiniz değil mi? Bununla ne etmişler? Bununla iktifa etmişler. Besmele'ye değinmemişler. Besmele'ye zikretmemişler. Dememişler لَا يَسْكُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bunu söylememişler. O zaman mana nasıl gelir? وَالْمَعْنَى Hadisin manası besmele'nin ziyadesinin nefi olmaksızın, yani bu 7 veya 8 raviye göre bu hadisin manası ne olur? Ennehum yebde'une bi'ummil Kur'ani. Allah'ın Resulü Ebu Bekir, Ömer, Osman radiyallahu anhum Ummul Kur'an'la başlıyorlar diye. Qable ma yukre'e ba'daha. Hani Fatiha'dan sonra okunan dammus sureler olur. Fatiha'dan sonra herhangi bir kıraat okunmadan önce Fatiha'da ne diyorlardı? Başlıyorlardı. Kema fi rivati, rivayeti Dare Kutni'yi. Dare Kutni'nin rivayetinde olduğu gibi Dare Kutni 385'te vefat etmiş. Dare Kutni'nin rivayetinde ne var? İşte bu var. Fekanu olmuşlardı bunlar. يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ اُمُّ الْقُرْآنَ'la iftitah ediyorlar. Bak Fatiha da dememişler. Yani Darakutni'nin بِالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dememiş. فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ Bunlar Umul Kur'an'la istiftah ediyorlardı, başlıyorlardı. Ha, وَالْمَعْنَى اَنَّهُمْ يَبْدَعُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَ مَا يُقْرَعُ بَعْدَهَا كَمَا فِي رِوَايَةِ دَارَقُتْنِيِّ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ لَا اَنَّهُمْ يَتْرُكُونَ الْبَسْمَلَةَ Onlar besmeleyi terk ediyorlardı, gayeleri bu değil. Yani Umul Kur'an'la başlıyorlardı. Ne demek? Damm-ı sureden önce Fatiha ile başlıyorlardı. Gayeleri buydu. Yoksa elhamdülillahi ile başlıyorlardı, besmeleyi getirmiyorlardı. Onların Darakutin rivayetinde o yok. Fekane ba'du ruvatihi, hadisin bazı ravileri fehme minel istiftahi bi elhamdu, istiftahi bi elhamdu'dan anlamışlar. Ne anlamışlar? Nefyel besmeleti. Besmele'nin nefini anlamışlar. Raviler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman radiyallahu anhum elhamdülillahi lillahi ile başlıyorlardı. Bazı raviler zannetmişler ki yani besmele'den değil elhamdülillahi'den itibaren başlıyorlardı bazılar. Böyle anlamışlar. Halbuki gaye bu değil. Gaye elhamdülillahi ile yani Fatiha suresiyle başlıyorlardı. Önce Fatiha, sonra da bu sureyi okuyorlardı. فَكَانَ بَعْدُ رُوَاتِهِ فَهْمَ مِنَ الْاِسْتِفْتَحِ بِالْحَمْدِ Neyi anlamışlar? Nefil besmeleti. Besmele'nin nefini anlamışlar. فَسَرَّحَ tesrih etmiş o bad بِمَا فَهِمَهُ Anladığı şeyi, hadisten anladığını bu sefer serahaten zikretmiş. Telaffuza dökmüş. Halbuki ve huve o bad muhtiun fi zalike. Hem bu fehminden muhti hem bu teslihinden muhtidir. Yanlış anlamış. Bu fehimde muhtidir.
fehmine binaen yapmış olduğu teslihi de nedir? Hatadır. Teslihinde de hata etmiş. Tekrar ediyorum. Fakat ehalle şafii ve gayru hazi ziyadete leti fiyanne fil besmeleti bi enne seb'aten ev semaniyeten halifu fi zalike ve ettefaku alel istiftahi bi elhamdülillahi rabbil alemin ve lem yezkurul besmelete vel mana ennehum yebdeune bi ummil kur'ani qablema yukrev ba'daha kema fi rivayeti dare kutniyi. Dare kutun rivayeti nedir? İşte budur. Fe kanu yesteftihune bi ummil kur'ani la ennehum yetrukunel besmelete فَكَانَ بَعْدُ رُوَاتِ فَهِمَ مِنَ الْاِسْتِفْتَاحِ فَكَانَدَنْ ziyade فَكَأَنَّ olursa daha iyi olur. فَكَأَنَّ بَعْدَ رُوَاتِ فَهِمَ مِنَ الْاِسْتِفْتَاحِ بِالْحَمْدِ نَفِي الْبَسْمِلَةِ فَسَرَّحَ بِمَا فَهِمَهُ وَهُوَ مُخْتِعٌ فِي ذَٰلِكَ yani فِي ذَٰلِكَ الْفَهْمِ وَالْتَسْرِيهِ. Hadisin muradi bu olduğunu ne biliyoruz? Bu ba'dın muhti olduğunu ne biliyoruz? Ve yu'ayyidu haza, bunu teyit eder. Hadisten murad bu olduğunu teyit eder. Enne Enes'en radiyallahu anhu, İmam Enes lem yervi nefil besmeleti. Besmelenin nefini rivayet etmemiş. Bel innehu Enes radiyallahu anhu, lemma su'ile, ne zaman ki böyle bir soruyla soruldu, ne zaman ki böyle bir soruyla karşılaştı, اَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Yani Allah'ın Resulü elhamdülillahi rabbil aleminle başlıyordu veyahut bismillah ile başlıyordu. Böyle sorulunca فَقَالَ اَنَسْ بُنُ مَالِكْ لِسَّائِلِ سَائِلَ dedi ki, bu soru sorana dedi ki, اِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي, sen benden soruyorsun an şeyin, öyle bir şeyi benden soruyorsun ki ma ahfizuhu, ben onu ne etmiyorum, hifz etmiyorum. Yani öyle bir şey soruyorsun ki ben onu bilmiyorum. Ve ma saeleni anhu ahadun, hiç kimse benden böyle bir soruyu sormamış. Yani hamd ile başlamış, besmele ile başlamış. Ya hamd besmele aynı. Eğer hamle başlanmış ise zaten besmele ile beraberdir. Besmele ile başlanmışsa zaten besmeleden sonra hamd gelir. Bu neyi gösteriyor? Demek ki elhamdülillahi rabbil alemin ile başlama durumu yok. Bu şekilde hadisten anlamak yoktur. Ha istiftahi bilhamden murad, yani Zemmü sureden önce Fatiha'yı okumuşlar. Ve yu'eyyidu haza enne Enes'en radiyallahu anhu lem yervi nefyel besmeleti bel innehu lemma su'ile ekane nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yesteftihu bi elhamdülillahi rabbil alemin ev bi bismillahi fekale lisaili inneke le tes'eluni an şeyin ma ahfizuhu وَمَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ. Oldu. Bu da hadisin manası, hadisten murat, yani hamd ile istiftah ediyorlardı, manası Zemmü sureden önce Fatiha okuyorlardı. Murat budur. Enes bin Malik radiyallahu anhu saile vermiş olduğu bu cevaptan da bu çıkar. وَقَدْ يُعِلُّونَ الْحَدِيسَ Ulema'ul cerh ve ta'dil, cerh ta'dil alimleri bazen hadisi ma'lul kılıyorlar bi enva'il cerhi. Cerhin birkaç nev'iyle bir hadisi mecruh kılarlar, ma'lul kılarlar. Demek bir hadis birkaç nedenle de ma'lul olabilir. Mesela minel kizbi yahut da minel kezbi. Keziple mecruh kılarlar. Vel gafleti, ravide kizb var. Vel gafleti, gaflet dalgınlık var. Ve fiski ravi, ravinin fiskiyle bak. Minel kizbi, yani min kizbi ravi ve gafleti ravi ve fiski ravi ve su'i hifzihi. Ravinin su'i hifziyle, ravinin fiskiyle, ravinin gafletiyle, ravinin kizbiyle bir hadisi malul kılabiliyorlar. Ha bu kizb, gaflet, fisk, su'ul hifz
Bazen bir raviden bunları zikrediyorlar. Bazen bir hadisin değişik ravilerinden her birine bir veya iki cerh illetlerini ne ediyorlar? Zikir ediyorlar. وَقَدْ يُعِلُّونَ الْحَد۪يسَ بِاَنْوَاعِ الْجَرْحِ مِنَ الْكِزْبِ وَالْغَفْلَةِ وَفِسْقِ الرَّاوِي وَسُوءِ حِفْزِهِ حُكْمُ الْمُعَلِّي حُكْمُ الْمُعَلِّي Hadis-i mualli öğrendik. İllet metinden mi, senenden mi öğrendik. İllet neyle gerçekleşiyor öğrendik. Hukmul mualli, mual hadisin hukmu nedir? El muallu bi illetin kadihatin. İki çeşit illet var. İlleti kadihe, illeti gayri kadihe var. O hadis ki illeti kadihe ile zarar veren illetle ma'lul olmuş, mu'all olmuş. O hadis merdudur. El-mu'allu mubteda, merdudun haber olur. Niye sebep ne? Niye bu hadis merduddur? Li'ennehu şenhal tekaddeme, daha önce geçti ta hadis, sahih hadisin tarifinde. Ne geçti? Enne min şurutil kabuli. Hadisin kabulünün şartlarındandır. Adamu vücudil illetil kadihati, illeti kadihe olmayacak. Bir hadise illeti kadihe varsa, bir hadise illeti kadihe varsa, o hadis merdudur, makbul değil. Hukmul ma'luli. Bu başlık. El muallu bi illetin kadihatin merdudun li'ennehu tekaddeme enne min şurutil kabuli adamu vücudil illetil kadihati. Bugünkü az oldu. El-muharrafu, el-musahhafu vel-muharrafu azdır. Bunu da okuyalım. Mutatarib'de duralım. Hadis-i musahhaf nedir? Hadis-i muharraf nedir? El-musahhafu, önce musahhafi bir bilelim, tanıyalım. Huve ma o hadis ki kâne fihi tagyirun. Tagyiru harfin. O hadisler bir harfin tagyiri var. Ev hurufin yahut da birkaç harfin tagyiri var. O da bir tagyirin nokati, noktaların tagyiriyle. Yani harflerin noktalarının tagyiriyle ne oluşuyor? Teshif oluşuyor. Ma'abakay suretil khatti, khatın sureti olduğu gibi kalıyor. Harflerin çizimi olduğu gibi kalıyor. Sadece harflerin noktaları, nokta olmayan harfe nokta konulmak ve nokta olan harften noktayı silmek suretiyle harfler ne yapılıyor? Tagyir ediliyor. İşte musahhaf budur. Ketesifil avam bini muracim. Normal avam bini muracim. Bu tesif ediliyor ila muzahim. Bakın muracim. Mura ra iken, noktasız iken muza noktali oldu. Cim noktali iken muzahim noktasız oldu. Bakın harflerin hatti olduğu gibi duruyor. Sadece cim ile ha değişiyor. Niye? Noktaların tagyiri sebebiyle iki harf ne yapılıyor? Tagyir ediliyor. Buna musahhaf deniliyor. Kısacası musahhaf hadis o hadis ki harflerinden bir veya iki harf değişmiş. Niye değişmiş? Harflerin noktalarının değişmesiyle harfte değişmiş. المصحف هو ما كان في تغيير حرف او حروف بتغيير النقط مع بقاء سورة الخط كتصحيف الاوان بن مراجم الى مزاحم المحرف محرف نادر هو محرف ما كان في تغيير في الشكل او حديث كي تغيير شكله girmiş. Yani kelimenin okunuşu değişmiş. Harfler değişmemiş, noktalar değişmemiş, okunuş değişmiş. Buradaki şekilden murat odur. Ketehrifi yevmi kulab. Bakın kulab, okunuş kulabdır. Bir demmil kafi. Bu tahrif ediliyor neye? İla kilab bi kesriha. Nerede bu tahrif yapılıyor? Fi hadisi arefece. Arefece hadisindeki yevmu kulab
bazı raviler yevmu kilab okumuşlar. Buna ne denilir? Hadis-i muharref denilir. Hükmü nedir? Zayıf mıdır? Sahidir. O şimdi bakalım sonlarına doğru ne gelir? El-muharrafu huve makane fit-tagyiru fi-şekli ke-tahrifi yevmi kulabi demil kafi ila kilabi kesriha fi hadisi arefece. Arefece okuyorum. Bir bakın yani doğrusu neyse arefece de olabilir. Allah-u Alem arefece mi, örfece mi bir bakalım. Örfece de olabilir. Ve ekserul bakın muharref ile musahaf arasında fark yaptı. Musahaf tağir harflere giriyor. Muharref tağir şekle giriyor. Ama ve ekserul mutakaddimin mutakaddimlerin çoğu yani mutakaddim muhadislerin çoğu yec'alunel musahhafe وَالْمُحَرَّفَ مُتَرَادِفَيْنِ Mutaradif kılıyorlar. Diyorlar hiçbir fark yok. Muharref, musahhaf, musahhaf, muharrefle aynıdır. وَبَعْدُهُمْ Bazı alimler يُفَرِّقُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ Bazı alimler demin bahsettiğimiz şekilde ne ediyorlar? Muharref ile musahhaf arasında fark yapıyorlar, tefrik yapıyorlar. Ne diyorlar? Musahhafın tağiri harfe giriyor, muharrafın tağiri şekle giriyor demişler. Ve ekseru mutakaddimin yec'alun el musahhafe vel muharrafe mutaradifeyni ve ba'dum yufarriku alel veşi sabiqi. Ve kullun mine teshifi ve tahrifi. Yani teshif, tahrif. Hadisin senedine mi, metne mi giriyor? Diyor ve kullun mine teshifi ve tahrifi yakavu fi senedi evil metni. Senede de girebilirler. Metnul hadise de girebilirler. Misalu teshifil metni. Metnin teshifinin örneği. Yani bize bir hadis getirecek. Hadisin metninde bir kelimede teshif yapılmış. O kelime o hadisin o kelimesindeki harfin birine olmuş, başka bir harfle tağyir edilmiş. Misalu teshifil metni حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطبة تشقيق الشعر Efendimizin hadisinin amacı muradı muradlarından biri budur. Yani bazılar hutbeler okurken edebiyeti parçalıyorlar. Şiirin teşkike şiiri yani şiiri parçaladığı gibi, şiirde edebiyat, fesat, belagati döküpleri gibi ne ediyorlar? Hadisleri de o şekil parçalıyorlar. Bakın, yuşakkikûne l-hutebe, hutep, hutbeten cem'idir. Yuşakkikûne l-hutebe, teşkîqe şiiri. Sahafehu ba'duhum bazı raviler bu hadisi teshif etmişler ila teşkikil hatebi teşkiku yuşak ila teşkikil hatebi yani yuşakkikunel hatebe teşkike şiari hutab yerine hatab demişler. Bakın hutab ha'dır, noktası vardır. O noktayı atmak suretiyle, o noktayı tağyir etmek suretiyle harfi tağyir etmişler. Ve sebebu teshifi ve tahrifi ha, misalu teshifil metni hadisu la'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü lanet etmiş. Kimlere? Ellezine yuşakkikunel hutebe teşkike şiari. Sahafehu ba'duhum ila teşkikil hatebi. Yani hutebi hatebile değiştirmişler. Peki teshif niye yapılır? Amacı ne? Bak teshifin metnin örneğini getirdi. Teshiful tahriful metnin misalini getirmedi. Teshif tahriful isnadın misalini getirmedi. Sade teshiful metnin misalini getirdi. Ve sebebu teshifi
ve tahrifi. Ravi niye tahrif, teshif yapsın? Bunun sebebi nedir? El iştibahu fis sema'i. Sema'da iştibah olmuş. Yani iki harfi karıştırmış. Sema ederken yanlış sema etmiş, işitmiş. Evul khatti, yazılışta iki harfi karıştırmış. Ev fil mana, ya manada ne etmiş? İştibah olmuş. Ha, el iştibahu fis sema'i evul khatti ev fil mana bunlardan biri, yani teshif tahrifin sebepleri bunlardan biri olabilir. Ve sebebu teshifi ve tahrifi el iştibahu fis sema'i, dinlerken ravi yanlış anlamış, işitmiş. Evul khatti, yazarken yanlış yazmış. Ev fil mana, manayı yanlış anlamış. Mesela diyelim burada hutbeleri hatep, odunla karıştırmış. Tabi bu yanlış sema olabilir. Adam hutep okumuş, bu hatep anlamış. Yazılışta nokta konulmamış olabilir. Manayı burada odunu zan ederek tahrif yapmış olabilir. Peki tahrif, teshif nasıl biliniyor? Bilmesi önemli midir, değil midir? Bu usul hadis konusunda mustahaf muharref hadisin bilmesi önemi nedir, ne derecededir? Diyor ve marifetu ma min muhimmati ilmi hadisi. Bu iki nev hadisi bilmek, mustahaf muharrefi bilmek ilmul hadisin muhimmatlarındandırlar. Min muhimmati min ba'd manasındadır. Yani ve marifetu ma ba'du muhimmati ilmin hadisi. Muhimdirler. Bunların marifetleri muhim. Marifetleri gereklidir. Hatta la yaka'a fihil hata'u. Ta ki hadise hata girmesin. Bir kişi ilmul hadiste mustahaf muharrafi, teshif tahrifi bilmese hadise hata girebilir. Ve lizalike teshif tahrifin marifeti ilmul hadiste muhim olduğundan dolayı İ'tena kibarul muhaddisin. İ'tena kibarul muhaddisine bizalike. Muhaddislerin büyükleri buna ihtimam vermişler, i'tina etmişler. İ'tena kibarul muhaddisin, böyle sıradaki muhaddisler değil, kibarul muhaddisinler buna ihtimam vermişler. فَسَنَّفُوا teslif etmişler, kutuben kitapları yazmışlar, تُبَيِّنُ الْمُسَّحَّفَ وَالْمُحَرَّفَ Musahhaf ve muharrafi beyan edecek müstakil kitaplar yazmışlar. O kadar bu iki nev'e ehmiyet vermişler. وَمَعْرِفَتُهُمَا مِنْ مُهِمَّاتِ عِلْمِ الْحَدِيسِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهِ فِي الْحَدِيسِ الْخَتَعُ وَلِذَٰلِكَ ilm-i hadisin mühimmatlarından olduklarından dolayı i'tena kibarul muhaddisine bizalike fesannefu kutuben tübeyyinul musahhafe vel muharrafe. Arfaca hatırladığım kadarıyla Hicri 34'te vefat etmiş. Onu da isterse yazın. Hicri 34. Bir defne bakalım, yanlış okumayalım. Allahu alem Arfece'dir. Ama görseydik iyi olurdu. Açmıyor bazıları.
Bakın burada arfece. Dapti arfecedir. O şekil bilin. Benimki burada arfece Arap etmişler. Sonradan Arap etmişler ama yanlış Allahu alem. Arfece. Dapti o şekildir. Hafize yahfezu bab olarak. Yahfizu okudumsa yanlış okudum. Neredeydi? Neyse nereye geçti? Biraz önce geçti doğru. Yahfizu okudumsa yanlıştır. Alime ya'lemu babındandır. Hafize yahfezu. O şekil bilin. Şari değil, şi'ri. Şar kıl, yani kıl parçalandığı gibi parçalıyorlar değil. Gaye yani şiirin edebiyatı gibi, fesahati gibi edebiyatı parçalıyorlar. Hadiste mürettel tertil okumak, tane tane okumak önemlidir. Hadiste önemli, sesini güzelleştirmek, fesahat ve belagat dökmekten ziyade maneleri, elfazların, kelimatların maneleri anlaşılır şekilde ne etmek, okumak daha uygun, münasıptır. Lâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ellezîne yüşşakikûnel khutebe teşkîkeşşerî gâle bu nu'im şehittu vekân merreten gâle yüşşakikûnel hatebe teşkîkeşşerî. Yani burada teşkîkel hatebi, yani normal teşkil hatabe, yani yüşşakikûnel hutebe yerine yüşşakikûnel hatabe okumuşlar. Yoksa teşkik-i şiiri, teşkik-i hatabe değiştirmişler değil. Oldu. El-Muttaribu, burada duralım. 60. dersi okuduk. Yarın 61'den devam ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور